Hazıra yani benziyor ama. Evet. Hayır, hazır gibi duruyor. Hazır. Öyle mi? Kendim yaptım. Evet hanımlar, lezzetleri gördük. Hadi bakalım şimdi yorumlayalım isterseniz. Hem masa tasarımının zenini. Bakın çok süslü, kokoş. Evet. Yine bir çeyiz evet. esintileri evet, var çeyiz. Burada. Dantel gibi bir yemek takımı. Ya ne bileyim. Bunları kendin mi yaptın? Evet, kendim yaptım. Gerçekten. Siz geleceksiniz diye yaptım. Hatta Aslan'ım ben geçen yıl başvuru yapmıştım. Sonra başvuru yapar yapmaz hemen hazırlıklara başladım. Ay bilirsiniz. Çok tatlısın bir ya. İzmir'e geliyorsun diye. Yerim ben dedim, seni kesin ya. Kesin gelirler hemen hazırlıklara başlayayım. Bir yıl bizi beklemiş, kurban olurum ben sana. Kurban olmadım gelirsiniz diye. Vallahi nasip oldu. Ay çok güzel. Ben hep diyorum ya, inci yüzükler biraz yapın. İşte kendiniz bir şeyler yapın falan. Evet. Bak silikonla hatta yapıştırmış. Aynen. Ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Helal olsun. İnsan yeter ki istesin. Evet. Yaşaramayacağı hiçbir şey yok. Aynen. Evet hanımlar. Yani siz de devamı. Ben bir şey söylemiyorum. Bakayım tuz akıyor mu? Akıyorsa olay bitmiştir benim. Ben o zaman yorumlayayım masanı. Diyecek bir şey yok. Çatal, kaşık, bıçağın çok güzel uyumuş. Hani takımına göre çok güzel uyumuş. Bardakların da aynı desen zaten. Bardakların da uymuş. Masanın düzenini de çok beğendim. Lezzeti de eminim ki çok güzeldir. Çeşidin de gerçekten çok. Yani şöyle gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel bir masa var. Yani eline koluna sağlık. Teşekkür çok ederim. Güzel gözüküyor her şey. Sağ ol. Güzel aldın. Çok evet, iyi yorum. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun? Genel olarak masayı beğendim. Evet, çeşitler çok fazla var, evet. Ama gene gold. Evet. Gene gold. Evet. Yani bardaklarda, peçetelikte, sunumlarda hep gold. Bunlarda ama beyazlar var arada, pembeler var. Yani hep gold gold değil. Bir de yani evin konsepti gold var. Şimdi yani kaşık bile. Aynen ama evet, konseptimi gold bozamam ki. Yani şimdi bu avantgard bir oda. Ben buraya spor bir yemek takımı koyamam yani. Benim spor yemek takımlarım da var. Hani onları günlük olarak kullanıyorum. Ama bu odaya bence spor bir takım olmaz yani. Ya ben seni spor bir takımla birazcık hayal edemiyorum. Spor takımında bile gold bir şey var. Kesinlikle var. Kesin var. Bir daha mutlaka o kıyıda köşede. Gerçekten spor takımın tabağını göresim geldi şu anda ya. O mutfakta kızlar yorum yaparken şöyle göz ucuyla geçerken baktım. Onlar da bile gold var yani. Onlar günlükse onlar da çok kokoş. Vallahi çok kokoş. Gelin kokoş, yapılacak bir şey yok. Gelin gibi gelin. Kokoş gelin. Evet. Lezzetler için teşekkür ederiz. Ama gold'dan birazcık uzaklaş. Evim gold, mutfağım gold. Sofram da gold olacak. Ne olmasını bekliyordunuz ki? Uzaklaş. Yok, uzaklaşamam yani. Ben onu çok seviyorum. Evet Selcan. Yani masa çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Hazırladıkların da çok güzel. Masa düzeni de çok iyi. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Vay. Ben de çok beğendim. İknur. Yani ben de beğendim. Sadece şunu istemezdim. Buradaki dantel detayı, burada dantel. Hani her yerde böyle boğmuş gibi geldi. Hani bu ben olabilir. Çok sevmediğim evet, için olabilir. Birazcık hani. Bana çok yoğun geldi. Gözümü yordu açıkçası. Olabilir, evet. Bardakların ne kadar aldı? Bardaklarımı çok şaşıracak. Kızlar, ben bir yandan şu sarmanın tadına bakmak istiyorum. Evet. 12 kişilik fiyatını 300 liraya almıştım. Çeyiz hazırlarken. Bayağı uygundu. Ama yemek takımı ne kadar aldın için? Yemek takımım 2000 liraydı. Uygun yemek takımını 2000 liraya çok uygun almış. Sen de mi sarma istiyorsun Damla? Evet, ben de alayım. Gel hadi gel. Herkes sarmayı çok merak etti. Evet. Masanın en merak edilen lezzeti sarma demek ki. Sen ne alacaksın tatlım? Ben de sarma alayım. Efendim, ben vereyim, o oldu. Ben size vereyim aslında. Rica et. Sen Zülbiye ver bana. Ben evet Zülbiye, tamam, ben de Zülbiye Hanım'ı merak ettim. Ay Zülbiye Hanım diyesim geliyor vallahi. Her şey iyi, güzel, hoş da. Buyurun. İçecekler tamam. Niye bu şekilde? Plastik şişenin içerisinde. Neyi alabilirdim? Ya bir sürahiyle koyabilirdin. Asitli içeceği neyi alabilirdim? Sen olsan neyi alırdın? Sürahiye koyabilirdim. Ama o zaman da asidi kaçmış derdin. Yemeğe oturmadan önce koysan asidi kaçmaz. Muhakkak kaçardı. Meyve suyu meşrubatı. Ama bu şekilde çok şişede kötü duruyor. Yani en azından tamam, birini aynen koyabilirdiniz. Olabilir. Şişedense... Evet var ama bir tanesi meyve suyu. Evet, bir tane, iki tane i̇ki burada var. İki tanesi var, evet. Ama diğer üç tanesi onu da senin içerisinde evinde görelim, olur görelim mu? Tamam. Görelim ya. Masa örtünü sen mi yaptın yoksa yok, hazır mı? Yok, o hazır. Hazır bir şey buldum. Aynen. Rahat olabilirim.
O kadar çok yani. Olsa ben almamıştım. Bunu da senden beklerdim. Senden beklenmedik galiba. Bunu da senden beklerdik. Bunu da bekseydin. Var yemek takımlarım aşağıda ama bu daha böyle simli falan diye bunu kullanmak hiç istedim. Hiç olmadı ama simli örmen gerekiyordu. Bakayım. Vallahi ben zülbiye tatlısının nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Tadına bakıp nasıl olduğunu söyler misiniz bana? Ben baktım. Tamam. Evet ben de alabilir miyim? Bölüşebiliriz ya. Tamam mantıklı. Tadı neye benziyor Aslı Hanımcığım? Bulunma. Değil mi? Mi? Hani halka tatlısı vardı ya. Tamam. Onun daha sert. Evet, şey, biraz kıtırı. Evet. Ben de o. Ve beyazı. Yani kısık ateşte sanki kızartılmış. Evet. Böyle pişmiş. Hani rengi dönmeden. Peki, almışlar ocaktan. Ben de alabilir miyim? Zülbiye'den. Olur olur mu bilmiyorum ama. Bir tarafı neden kırmızı? Bayağı da sert. O da onun özelliği. Yani şimdi evet. Simgesi gibi nasıl düşünün. Nasıl kestiniz Aslı Hanım? Onu da gıda boyasına batırıp öyle süsünü yapıyorlar. Ve tarifini vermiyorlar. Hani belli helva dükkanları yapıyor bunu. Allah Allah. Aynen. Hani evde bu şeyi tarifi tutturamazsın. Yani bunu sen yapmadın mı? Hayır onu ben yapmadım. Hı. Sizin için yaptırdım. Bu dible tatlısı bunu diyoruz. Bunu sen mi yaptın? Evet bunu annemle birlikte yaptık. Ay, bu tek başına olabilecek bir şey mesela. Değil. Buyurun. Vereyim mi kızlar size de? Alalım istersen yarısı. Susam var üzerinde. Evet susam var. Bu damat bohçasında damada yapılıyor. Güzel. Muhakkak yapılır. Böyle bir tepsi, koca bir tepsi götürülür. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben kesin. Zülbiye'den güzel. Yaşıyorum. Evet şey daha çıtır. Yalan mı söyleyeyim? Ay muazzam bir şey bu. Ay bunu tarif mi ver? Tarifini istediğiniz iyi oldu. Seyircilerimiz de yapmak isteyebilir. Vallahi çok iyi olur. Bu tarifi vermelisin. Hamurunda ne var? Hamurunda yağ, süt, biraz su, bir tane yumurta koyduk ve aldığı kadar un. Yoğurdun. Yoğurduk. Onu nasıl öyle ince ince oklavayla açıp evet, böyle? Evet oklavayla ince şekilde açtık. Dörde böldük. Hamuru büzerek katlıyoruz. Ha. Sonra çok kızgın yağın içine atılıyor. Wow. Ve yağdan hemen alınıp soğuk şerbete atılıyor. Sonra da susam. Sonra da üzerine susam. Vallahi efsane olmuş. Evet çok şu bakır, lezzetli. Bakırdaki helva var ya. Bakırdaki helvayı da bir soralım. Sunum şunu da deneyeceğim ortaya. Ben çok merak ettim. Evet. Ay bu bakır kimden kalma sana? İstiyorum. Büyüklerden. Bunu bana benim Kaplan kursiyerlerim var. Kaplan köyü var burada. Aha. Onlar yapıp gönderdiler. Yine bir köy. Kaplan evet, köyü. Kaplan köyü. Aa, onlar yapıp gönderdiler. Benim bir manevi abim var. Onun adı da Kaplan. Ona da selam olsun. Kaplan çünkü çok değişik evet. bir isim olduğu için hemen o geldi aklıma. Ben istemem. Bir şey yok, söyleyeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok değişik bir helva. Pekmezle mi yapılıyor? Yok, pekmez ve un. Un kavrularak yapılıyor. Hmm. Söyle vereyim mi? Verebilirim. Dış sese uzat, bayılacak buna. Al dış ses. Ağzın tatlansın. Aynen. Bu da çok değişikmiş. Ay şekerim evet. Çıktı vallahi. Ekşili bir şeyler de verebilirim isterseniz. Olur. Salata, yoğurt. Toparlarım şimdi ben senin düğününü izleyince. Tamam. Düğüne geçelim mi? Geçelim. Bakalım düğünde neler olmuş. Yine goldlar var mı? Kaç kilo altın takılmış mesela soralım. Baksana kızımız altınlar sırmalar içinde. Maşallah. İlişki testine de hazır mısın? İnşallah geçeriz. Tarzan, Rıdvan bence ilişki testini geçecek. Bakalım, ellerini kollarına sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sağ olun.